Efendim, Fethi İhtilal Sultanı Mehmet. Evet. Yani gerçekten Türk halkının hayatına iz bırakacak bir yapıma imza atıyorsunuz. Evet. İkinci sezon. Set nasıl gidiyor? Nasıl başladı? Yeni katılanlar oldularınıza Serkan Bey. Dediğin gibi öyle bir imza atıyoruz. Hakikaten çok güçlü bir prodüksiyon, çok titiz çalışan bir ekibimiz var. Birinci sezonu atlattık ve aslında bizim için böyle bir tanışma şeyi de oldu. Şimdi çok daha hazırlıklıyız. Hem yazarlarımız hem oyuncularımız, genel olarak prodüksiyon artık iyice oturdu. Yani bu sezon çok gaz vermeye başladık. Evet, hakikaten çok güzel bir sezon geçiyor. Tabii kolay olmuyor sette çekimler, tahmin edersiniz ki. Bir de kuşatma, artık yani kuşatmaya giriyoruz. O da ekstradan bir şey veriyor. Ama şu an çok şükür her şey iyi gidiyor. O sette de müthiş bir ortam var. Bakalım, heyecanlıyız. Yani birkaç bölüm sonra artık iyice Fethiye'ye girmeye başlıyoruz. Efendim, Sultan'ın kıyafetini giymesi kaç dakika alıyor? Güzel soru. Yani kademe kademe giyiyorum aslında. Önce şalvar, içlik vesaire. Ondan sonra hazırlığa geçiyorum. İşte saçı, makyajı vesaire. Sonra tekrar tamamlanıyoruz. Çünkü hepsini yapıp makyaj masasına geçtiğin zaman pıtır pıtır terlemeye başlarsın. Çok kalın gerçekten. Bir saati geçiyor mu? Bir saati geçmiyor canım. 10 dakikada giyiniyoruz. 10 dakikada giyiniyoruz. Abi, alıştık da diyorsun. Ama gerçekten şey, göründüğü gibi kalın. Bu arada yani tasarımcılarımız müthiş çalışıyor. O detayları falan baktığınızda inanılmaz şeyler çıkartıyorlar. Ama maalesef kalın olmak zorunda. Onlar da bunu hep söylüyorlar. Ama alıştık artık, ona da alıştık yani, işin esprisi. Bazı sekanslarda özellikle Fatih Sultan Mehmet'in kendisiyle özdeşleşmiş o yan profilden bakışı çok çok hani insanların kalbine böyle saplanan bir ok gibisiniz orada. Çok çok güzel. Nasıl yorumlar alıyorsunuz? Evet evet, çok güzel dönüşler alıyorum. Bu beni müthiş mutlu ediyor yani. Tabii ki ya, bir şey ortaya koyuyorsun, bir şeye inandırmaya çalışıyorum ve bunun geri dönüşleri böyle güzel olduğu zaman ben inanılmaz bir şekilde motive oluyorum. Elimizden geleni yapıyoruz hep beraber. Tabii benim de artık kendime oturttuğum bazı trikler var. Tam uyduğu yerde onları yapınca çok büyük beğeni alıyor. Bu da beni dediğim gibi çok mutlu ediyor. Efendim, setin en sevimlisi? Setin en sevimlisi değişiyor zaman zaman ama galiba Selim Bayraktar ya. Evet ya, Selim Bayraktar ya. Zaten kendisi muazzam bir insan, bir de müthiş de bir oyuncu bu arada, yani benim için bildiğin bir abi yani, bir hem arkadaşım hem abim hem de oyunculukta canım benim. Ben Serkan Demir'i, Fatih Sultan Mehmet. Gassal da başlıyor. Gassal da başlıyor. Yani bilmiyorum, diziyi takip ediyor girdim musun? Girdim böyle Sultan ama kusura olsun. Takip ediyorum tabii. Efendim, bu sene fethediyormuşuz artık İstanbul'u hep beraber. Her yeri fetheder Serkan. O gönlüyle her yeri fetheder. Eyvallah. Takipteyim, sıkı takipçisiyim. Seni çok seviyorum. Abi, bizim birazdan geliyorum. Buyurun. Tamam. Ben kaçıyorum ama konuşuyorum. Tamam. Peki. Setin en haylazı diyeyim ben size. Ya böyle sorular sorup beni sıkıştırıyorsun şimdi. Yarın bana sette sorar ama. Hadi değiştireyim. Setin en romantiği. Romantik bir iş yapmıyoruz ki. Olsun abi, vardır içinizde bir romantik. Yardımcı yönetmen. Peki, zaman zaman zorlandığın oluyor mu abi? Çünkü gerçekten kıyafetlerin giyilmesi, çıkarılması filan. Yani... Yok, sadece o kıyafetler falan değil. Gerçekten sahnede yani performatif anlar oluyor ama her zaman şunu kaçırmamak gerekiyor. Ne kadar büyük bir askeri deha da olsa, bir efsane de olsa, tarihimizin en önemli insanları da olsa sonuçta bir insan. Yani o insani duyguları hiçbir zaman kaçırmamak gerekiyor. Dolayısıyla öyle sahnelerde, yani özel sahnelerde her zaman seyirciye en iyi nasıl inandırabilirim, en insani nasıl oynayabilirim, o şeyleri yakalamaya çalışıyorum. Zorluklar aslında onlar. Ama dediğim gibi hem yönetmeni hem oradaki ekibi, diğer oyuncular, diğer oyuncu arkadaşlarımın birlikte yarattığımız sahneyi, kurduğumuz sahne bence müthiş geçiyor. Efendim, eşiniz neler söylüyor setten eve geldiğiniz zaman? Eleştiriler alıyor musunuz evde? Zaman zaman alıyorum çünkü diziyi o da takip ediyor. Tabii benim iyiliğim için neyi daha değiştirebilirim, neyi işte daha iyi yapabilirim vesaire. Yani ben kendimi nasıl eleştiriyorsam müthiş bir dış göz, en güvendiğim dış göz olarak o da bana bazı şeyler veriyor. İşte tüyolar veriyor vesaire. Öyle eleştiriler. Bir de birçok Hollywood yıldızları da geldi diziye. Evet. Bu sizin için bir avantaj mı, dezavantaj mı? Tabii ki de avantaj. Neden? Bunu da geçelim.
Ya çünkü sonuçta tecrübeli oyuncu. Her şeyden önce çok tecrübeli ve işini çok seven oyuncular bu bahsettiğimiz isimler. Ve geldiklerinde hem muhabbeti olsun hem sahneye bir şey paylaştığın zaman her şey şeydir ya, bir tecrübedir ve bir şey öğrenebiliyorsun. Sonuçta sizden yaşça da büyük, tecrübe olarak da çok daha deneyimli oyuncular var karşınızda. Orada ne kapabilirim, nasıl bir şey yapabiliriz, yani sahnede nasıl oynayabiliriz ve bu karşılıklı da oluyor. Sahne hakkında konuşuyoruz, benim fikirlerim oluyor. Örneğin Gassan Mesut'la daha dün mü, önceki gün bir sahne çektik. Gerçekten adamın duruşu zaten bambaşka. Ve orada sahnede konuşurken ben de bir iki bir şey söyleyince, oradan bir geri dönüş alınca sahne aslında çok daha yazılanın bile üstüne çıkıyor. Evet, bu tamamen evde nasıl bir iletişim. İnsansınız Serkan Bey? Oyunculuğunuzu biliyoruz, takdir ediyoruz. Türk halkı tembelim. Vallahi mi? Hayır, çok tembel değilim. Ben evde dinlenmeyi, rahat sakin eşimle vakit geçirmeyi, film izlemeyi seviyorum. Efendim, hayat müşterektir. Eşiniz ev işlerinde yardım ediyor musunuz zaman zaman? Ediyorum tabii ki. Ne nerede iyisiniz mesela yemekte? Yemekte ben bir çırağım. O çok iyi yemek yapar. Ben de çıraklığım çok iyidir. Yani bence ev işlerinde şeydir, hanımcılık kazanır. Efendim, o zaman ustalık döneminizde tekrar konuşmak dileğiyle. Eyvallah. Çok görüşmek üzere. Çok teşekkür ederiz.